Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sizi enteresan, farklı, değişik, böyle kıpır kıpır bir video bekliyor. Fakat şunu söyleyeyim aç kanınıza izlemeyin tokanabilir. Yani bu detaya dikkat etmenizi öneriyorum. Tok kanınıza ver izlemeyin. İstifra yaptırabilir. Dikkat etmenizde fayda var. Hazırsanız çekirdekleri, kolaları, cipsleri hazırlayın. Başlıyoruz. Kendisine her fırsatta Fenerbahçe'ye denk gören bir takım var. Adası da Galatasaray. Galatasaray kendisini Fenerbahçe'ye denk görüyor görmesini ama gerçekler öyle mi? Ya da bizim bilmemiz gereken bilgiler yeterli mi? Gelin bir yerden başlayalım. Önümde çok fazla notum var. Neresinden başlayacağımı bilemiyorum ama bir yerinden de başlamak zorundayım. Şimdi ilk olarak Levent Tüzemen. Galatasaray'da büyük bir mali kriz var. Ve devre arası bazı oyuncuların elden çıkarılması gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe için elden çıkarma dediğimiz zaman aklımıza işte 3'e 5'e satmak falan geliyor ama Galatasaray için elden çıkarmak oğlum alacaklarına bırak. Alacakların bizde kalsın. Bu servisin senin olsun. Çocuklar da bizde kalsın. Biz bakarız gibisinden algılanıyor. Ki haklılar mı? Bence haklılar. Yani büyük bir mali kriz. Devre arası bazı oyuncuların elden çıkarılması gerekiyor. Oyuncu maaşları 3 ay geriden geliyor. Şimdi Galatasaray'ın açıkladığı resmi rakamlardan bahsediyorum. Bu gizli sponsorlar bilmem vergi afları, cartları, curtları olmadan resmi açıklamalara göre aylık yaklaşık olarak 4 milyon Euro'luk bir ödeme gerekiyor. Yıllık 48 milyon Euro'ya tekabül ediyor çünkü. 3 ay geriden geliyorsa 12 milyon Euro. Koskoca Galata Sarayı kulübü 12 milyon Euro'cuk geriden mi geliyor? Kusura bakmayın böyle kulüp yönetilmez. Çok büyük kriz kapıda diyor. Levent Tüzemen diyor. Şimdi Levent Tüzemen'i e, bilirsiniz. Bu arada hala Riyad'da, stadyumda bekliyorum maçın oynanmasını. Yok gelmiş. Pardon gelmiş. Uyarmışlar. Kalktım. Kalk ne oluyor lan demiş. Oğlum ne güzel uyuyordum demiş. Yeni yıla girdik oğlum kalk demiş. Başladı mı maç demiş. Yok Fenerbahçe'ne, Galatasaray'a gitti. Olaylar falan büyüdü demiş. Harbi mi ya demiş abi. O zaman biz gidelim demiş. Yani bir zahmet demiş. Geri gelmiş Türkiye'ye. Savaş Çorlu. Ziyeçk, Zahaçk, Tetekçk, Endombiliçk, ve bunların maaşları Galatasaray zorluyormuş. Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkamamak Erden Timur ve Dursun Bey'i biraz zorluyor demiş. Yani lider çıkmaları gereken gruptan nasıl çıkamadılar ben de onu anlamıyorum. Ya ne güzel. Yani Kopenhag'ın gerizekalı bir futbolcusu Kopenhag 2-0 öndeyken kırmızı kart deyip Galatasaray'a bonus vermiş. 10 ana 2 maçta Galatasaray'a 4 puan hediye etmiş. Yani Onana'nın geri zekalığından mıdır? Hediyesinden midir? 4 puan almış. Nasıl lider çıkamıyor? O Bayern 5 tane nasıl atamamış? Öyle deme hocam. Bayern Münih maçında çok ilerdi. Nasıl çok ilerdi? 6 tane gol beklentisi vardı. 20 tane şut çekti. 4 isabetsiz. Ama 3-1 yenildiler. Şey gibi doktor diyor ki bir ameliyat yaptı. Cık, dillere destan. Amerika'dan ekim arkadaş getirdik. Avrupa'dan getirdik. Böyle masayı görseniz. o. Ramazan'daki iftar çadırı gibi herkes orada doktorların biri müdahale ediyor, birisi damarı kesiyor, birisi bağlıyor falan. Sonuç hasta öldü. Hayır hasta ölmedi kalbimizde yaşıyor. Galatasaray'ın gidiyor öyle. Bayern Münih'e yenilmedi kalbimizde yendi sayılıyor. Bu nasıl bir takım lan? Bu nasıl bir olay? Nasıl bir şeydir ya? ya biz biz geçen sene Sevilla'yı elimizden kaçırdık. Fark atacağımız maçtan 2-0 yenik ayrıldık. Biz delileniyoruz ama biz bir gün bile çıkıp da ulan seviyat elimizden kaçtı. Az kalsın kupayı alıyorduk falan demiyorduk. Neyse. Konya Spor Başkanı Ömer Korkmaz. Konya Spor Başkanı durur mu? Ya tutarsa demiş. Galatasaray'dan Abdülkerim Mardakçı için 250 bin euro alacağımız var. 250 bin euro ha yanlış anlamayın. Talebimizi önce sözlü olarak ilettik. Galatasaray talebimizi yazılı olarak iletmemizi istedi. İhtar çektik. İki kulüp arasında bir problem yok demiş. Yani sözlü olarak iletiyorlar zaman kazanmak için. Siz bir de bunu yazılı olarak gönderin. Bak biz, benim oğlum, kafam şu an çok dolu. Aklıma tutamam. Siz bunu bir de yazılı olarak gönderin demiş Galatasaray utanmadan. Onları da yazılı olarak göndermiş. İster 250 bin euroya e, şey yapın. Hakim Ziyeçkin demişken. Hakim Ziyeçkin menajeri Georgia Gardi. Gardi demiş ki Hakim çık için Galatasaray macerası güzel başlamıştı. Ancak iyi devam etmedi. Ayrılmak istediğimizi Galatasaray yönetimine ilettik. Galatasaray bize zorluk çıkarmayacak demiş. Şimdi ben haber ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ben sosyal medyadan aldım. Belki de yalandır. Belki de hakim Ziyeçki devam edecektir. Belki de parasını almak için bir dümen uydurmuştur. Belki de menajeri e, yıllık ücretine zam için bunu uydurmuş. Ben bilemem. Ben Galatasaray'ın iş işlerine karışamam. Allah da karıştırmasın. Umurumda olmazlar. Ama hakim Ziyeçki gibi bir futbolcuyum. Lan her şeye geçtim her şeyi geçtim. Şu Cengiz'e var ya 15 milyon yürü ödediniz elinizde patladı deyip dalga geçen Galatasaray yönetimine ben şunu anlamıyorum. Hakim Ziyeçk, Zaha, Tete bunlar üçüne de bir imza parası verildi. Şimdi benim bazı beyinsiz ya şey beyinsiz demeyeyim Max GSL arkadaşlarım var. Bana şey diyorlar. Oğlum siz 15 Cengiz'e verdiniz biz buna hiç para vermedik. Allah akıl fikir vererken bunlar şey diyormuş. Yok yok ben tokum. Gelmeden yedim falan diyormuş herhalde. Oğlum hakim Ziyeçke. Zaha'ya artı Tete'ye verdiğin imza parası 15 milyon euro yapıyorsa. Fener Cengiz'e 15 milyon euro verdiyse. Şimdi Fener kazıklanmış oluyor. Sen kazıklanmamış mı oluyor? Artı Cengiz'e 2 milyon euro maaş verdin. Ziyeçke 2 verdin. Zaha'ya 2 verdin. Tete'ye 2 verdin. Kimse inanmaz da inandık diyelim. 6 vermiş oluyorsun. Bu taraf 2 vermiş oluyor. Yine 4 açıktasın. Neyse. Şimdi Galatasaray bütün planlarını Şampiyonlar Ligi'nden çıkmak üzerine kuruyordu. Doğruya doğru. Hani sponsorlar da bir yere kadar artı şu Dilan Polat sağ olsun piyasanın şey yaptı? E adını koydu piyasanın. Ya Dilan Polat'ın bu olayları var ya bütün sponsorluk anlaşmalarını çırp çırp yaptırdı. Herkes şimdi başka şeye döndü. Bakın sponsorlar çekildi Galatasaray'dan. Neyse siz sosyal medyada görürsünüz yakında. Hocam Fenerik'i de çekilmiştir. Oğlum Fenerik'i başta lan zaten. Ali Koç kendi şirketlerini sponsor yapıyor diyordunuz ya. Bak işe yaradı. İşe yaradı. Sırf Fenerbahçe kompleksi yüzünden e, yaklaşık 6 milyon euro zararla Puma ile anlaştı Galatasaray. Ha sosyal medyaya göre Icardi'nin 10 milyon euro maaşı var. Ben sosyal medyaya göre diyorum. Zaha'nın da 8 milyon euro maaşı var. Ben sosyal medyaya göre diyorum. Bir kez daha hatırlatayım bak. E, karşımdaki kitlenin şey olduğundan dolayı tekrar söylemek zorundayım. Ziyeçkin 4.5 Endon Bili'nin 3.5 milyon euro maaşının olduğu söyleniyor. Nefte batınca güm diyorlar. Şimdi 10 ikar diye verilse 8 zahaya verilse 18 4.5 ziyeçke verilse 22.5 3.5 endon bilye verilse 23-26 Bu arada bunları Bu maaşları arkadaşlar sosyal medyadan bulabilirsiniz kapı açıklamasından bulabilirsiniz. Ben deyince inanmıyorsunuz. Bir de siz kapı açıklamasından bakın. Ee, onu gerçeği görün. Daha başka olaylar da var. Ha şunu da söyleyeyim. Ben Galatasaray'ın bu sezonki e, Fenerbahçe ile bir şey yarıştırma politikasına çok güldüm. Sezonun başında dedim ki Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu. Mesela Davinson Sanchez hariç Galatasaray'ın tutan bir transferini söyleyeyim bana. Ya Icardi sakat sakat oynuyor diyorlar. Bence sakat sakat oynamıyor. Bence Icardi Falcao sendromu yaşıyor. Falcao da böyleydi. Bon servisi alındı. Advokat hatırlıyor musunuz? Lens için dedi ki bunun sakın bon servisini almayın. Bunu kiralayın. Bunu 4 sene kiralayın. 3 sene kiralayın. Sakın bon servisini almayın. Salar dedi. Biz dinledik bon servisini almadık. Beşiktaşlılar <laughs> alemin gazi yaşlı lens artık Beşiktaşlı dediler. Sonra da seni bu takıma alanın daha almış diye. Şimdi Şampiyonlar Ligi gibi çok yıpratıcı bir süreçten geçti Galatasaray. Doğruya doğru. Lider çıkmak isterken sonuncu çıkmamak için Manchester United'ın aptallığı ve Onana'nın hediyeleriyle e, üçüncü çıkabildiler. Şimdi Fenerbahçe'nin neredeyse bütün transferleri tuttu. Tarihin en iyi başlangıcını yaptı. Doğruya doğru. İyi de hocam bütün bunlara rağmen Galatasaray'da aynı puanda bitirdi. Yani ikili averajda bir nevi avantaj eline geçirdi 0-0 kalarak. Buna ne diyeceksin? Halil Meler, Arda Kardeşler, Mehmet Büyükekşi ve türevleri sistemden temizlendiği zaman ben o zaman göreceğim. Ben haftalardır söylüyorum Galatasaray'ı ligde tutan hakemler ve federasyon. Çok ok, net. Fenerbahçe'yi yıldırma politikası Galatasaray koruma politikası. Fenerbahçe'yi sadece Trabzonspor maçında sadece Bunlara göre kullanmış da bunlar algı yapıyorlar. Sadece Trabzonspor maçında Fenerbahçe kullansaydım. 10 10 tane faulünde birinci sarı, ikinci sarı deyip 45 artıda Şivaski'nin penaltısı verilseydi. İyi de hocam bu kullanma değil ki. Olması gereken bu. Adalet olan bu. Onlara göre kullanma. Onlara göre Fenerbahçe'nin kazandığı her penaltı haksız. Her kırmızı haksız. Sadece böyle olsaydı skoru 1-1'e getiren belki de o bir golü de yemezdi. 10 erken kırmızısından dolayı. E, skoru 1-1'e getiren rakibi 10 kişi kalan Kadıköy'de oynayan Fenerbahçe Bence Trabzonspor'u boğazlardı. Artı Adana Demirspor deplasmanında da rakibin yemesi gereken kırmızıyı Halilumut verseydi belki yumruk da yemezdi sahanın ortasında. Hani beşer zulmeder, kader hükmeder kaidesi gereği orta sahada yapmış olduğu bu haksızlığı Faruk Koca'nın yumruğuyla ödedi belki de. Fenerbahçe'nin çıkaracağı, oradan çıkaracağı fazladan 5 puan bugün Comolokko'ya sebepti. Galatasaray maçına Fenerbahçe çıkarken çok daha rahat çıkacaktı psikolojik olarak. Diğeri de 5 puan gerideyim kazanayım diye yatamayacaktı. Belki Fenerbahçe şu an 8 puan önde olacaktı. Ama olmaz diye bir şey yok. Bak şimdi yine sosyal medyadan sabahın haberi. Galatasaray'da yönetim oyuncu satışı ile mali dengeyi tutturmak için düğmeye bastı. Merak ediyorum kimi neye satacaklar? Ödememelerin, ödemelerin aksaması sonucunda Wilfred Zaha ve Hakim Ziyeçki Olmak üzere çatlak sesler çıktı. Şimdi çok merak ediyorum. Wilfred Zaha'nın Rossi'den farkı nedir? Bana birisi Rossi'den farkını anlasın. Şaka yapmıyorum arkadaşlar. Diego Rossi'den farkını anlatın bana. Getir oradan kolay rakip hocam ama Şampiyonlar Ligi'nde de attı. Tabii canım attı. Doğru. Haklısınız attı. Haklısınız. Yani şöyle bir görsel yapmışlar. Ben dalga geçmek için bu görseli kullanmıyorum. Ya yere göğe sığdıramıyorlar hakim Ziye. Toplam iki gol bir asist başka hiçbir şey yok. Lan biz Şimanski'yi övdüğümüz zaman bu kadar da abartmayın ya de demeye başlıyorlar. Oğlum biz nelerle uğraşıyoruz ha? Karşımızda nasıl bir oluşum var nasıl bir e, hareket var nasıl bir hizmet şeyi var. Aşkı var bunlarda ya. Yönetim bu iki oyuncuyla birlikte Victor Nelson ve Saka gelecek teklifleri değerlendirip nefes almak istiyormuş. Saka bu kadar övdüler Fenerbahçe maçında gördük. Hayalet. Oğlum ben bu Sakaboya'ya 5 ve üzeri veren her takımın beynini sorgularım. Normalde ben Sakaboya'yı beğenen birisi olarak diyorum ha yanlış anlamayın. İyi de Şampiyonlar Ligi performansı. Oğlum Şampiyonlar Ligi'ni artık bir arena olarak görmeyin. Oradaki takımların psikolojisi, mantalitesi çok farklı. Bayern Münih iki maçta da güle oynaya böyle. Diyor ki saça oynadı. Lan bir City ile falan oynasaydınız. City'nin falan e, kapanış maçı, açılış maçı bilmem ne maç olsaydı. Yani Ha şunu da söyleyeyim. Allah var. Bu futbolcular Şampiyonlar Ligi için geldi. Orada kendini gösterecek. Ne yapacak? Galatasaray yerine oraya gidecekler. Nah giderler. 8 milyon euro yıllık ücret hiç kimse vermez. E, şimdi ne oldu? Endombed'den kurtulmaya çalışıyorlar. Tete. Tete kimdi bu arada? İlk 11'i unutan arkadaş. Daha bir de eğer FIFA'dan bir ceza süreci gelirse siz komedi izleyin. Zaha Aa, gülme krizleri şöyle böyle yüzyılın kazı. Angelina aldıklarına bir bin pişmanlar. Bir maç daha öncesi 6 milyon euro girecek. Kadroyu alamıyorlar herifi. Ya Ziyech bir an önce kaçıp kurtulma peşinde. Nelson'a 5 milyon euro bile teklif gelmiyor. 50 milyon bekliyorlardı. 5 gelmiyor 5. Ha süreç böyle işlerken. Birileri de Galatasaray yönetiminden artık mesaj aldı. Hatır rica minnetle mi yaptı? işte Galatasaray'a hizmet hareketi yapayım diye hizmet sunmak adına mı yaptı bilmiyorum ama Taner Karaman mesela çıktı ne dedi? Birkaç sene sonra Galatasaray dönüp bakacak. Diyecek ki biz nasıl kaçırdık bu adamı? Halbuki 6,5 milyonu almıştık diyecek. Angelina muhtemelen 70-80 milyon euroluk bütçelere transfer olur diyor. Bence orada kalıp mecbur Angelina'yı oynatacaklar. Çünkü Barış Alper'i ileri kaydırmalar lazım. Mecbur Zaha Maha gidecek. Çakozdayım bak. Bak köfteyi çakın. Kafanıza köfte gelsin. Mecbur oraya çapacaklar şey Angelina'yı mecbur bonservisini alacaklar. Bu sayede para ötelenmiş olacak. Ve bakın. Şeyler başlamış bak. E, yıkama yağlamalar başlamış. Bitti mi? Bitmedi. Endonbil için ne diyorlardı? İtmanlar da çok iyi. Çok beğeniyorlar. Normalde gönderme fikri vardı ama itmanlar da çok iyi. Bireler de Londra'ya geri dönmek için üzere bavulunu topluyor demiş. Çok merak ediyorum kap açıklamasına göre nasıl göndereceksin? Lan kulüp aşçısıyla takılsın diye milyonları gömdün Endombele'ye. Ya saha eşittir Rossi. Benim gözümde başka hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Aynı. Yani Tete'yi, Angelina'yı sadece sosyal medya üzerinden aldılar. Başka hiçbir özellikleri yok. Ziyeçkin parasını ödemiyorlar. Herifte de gitme derdinde. Normal. Ben olsam ben de giderim. Param ödemesi derse niye gitmeyeyim? Yani Haluk Kurekli az önce ne diyordu? En son Ekim ayında Galatasaray maaşları ödemiş diyordu. Ya yıkar diye para ödenince öbürlerine para kalmıyor ki. Kalmıyor ki para. Ha. Ee, alırken düşük satarken yüksek gösterme iddiaları da var tabii. Ne kadar doğru ben onu bilemem. Konya Spor'un Abdülkerim Bardakçı olayı. Ya neresinden tutarsam tut komedi neresinden tutarsan tut sıra için bir komedi. Bitmedi. Bitmedi arkadaşlar. Komedi bitmedi. Ben size de pıskıttıracağım size. Yani ağzınızdakini pıskıttıracağım. Al ahli vel al ittifak mevru ikar istiyormuş. 30 yaşındaki süper starı istiyorlarmış. Arjantinli oyuncu geçenlerde de Real Madrid'e gidiyordu. 75 milyon euroya. Koskoca Real Madrid dünyada kimseyi bulamamış. Demiş ki Icardi'yi alalım. Demişler oğlum daha iyileri var falan. Hayır demiş. Hayır. Hayır sen Icardi'sin. Sen çok iyi oynarsın. Hayır. Böyle düşünme demişler kendi kendilerine. Atıyor birileri. Birileri de inanıyor. Öbürleri de inanan kişileri görüp gülme krizine giriyor. Real Madrid istiyordu. Ciddi paralar veriyordu. İğneyle oynuyordu. Fedakardı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Asıl çekirdek kola ve cipsi ne zaman hazırlayın biliyor musunuz? Bunları birisi FIFA'ya şikayet ederse FIFA'daki gerçek sözleşmeler ortaya çıkarsa siz o zaman görün. Ya arkadaşlar bakın sosyal medyanın benim inanışıma göre sosyal medyanın inanışına göre gizli sponsorların hiçbiri açıklanmıyor. Sosyal medyanın benim inanışıma göre Galatasaray'ın resmi açıklamasına göre yani menajelerin hiçbir şey sponsorların hiçbir açıklanmıyor. Sponsorların verdiği para da açıklanmıyor. Zaha için 4'e anlaştık diyor. Belki sponsor 4'te oradan veriyor. Sonra da sponsor geri çekildi. Arkadaş ben ödeyemem dedi. Çekildi gitti. Sonuçta ben sponsorum dedi. Ben sonuçta gönüllü olarak para veriyordum. Reklama ihtiyaç duymuyordum. <laughs> bir de işin o boyutu var. Fenerbahçe yapsa adı kara para aklamaya girerdi. Ha. Yemin ediyorum bak. Derlerdi ki Fenerbahçe kara para aklıyor. Ne biçim sponsor lan bu derdi. İsmini niye cismini göstermiyor derdi. Oğlum sonuçta sponsor reklam için yapılır. Reklam yapan adam kendini niye gizliyor? Salak mı bu adam? Kara para mı atlıyorsunuz derlerdi. Şimdi uğraşsın dursunlar. Ben şeyi çok merak ediyorum. Hakim Ziyek düşünsene FIFA'ya dava açtığını düşün. Düşünsene ya. Tete'nin dava açtığını düşün. Zaha'nın dava açtığını düşün. Sözleşmeyi de cart önlerine koydu. Bize açıklanan ne? Yıllık 3.5-4 falan filan. Zaha'nın FIFA'ya verdiğinde bir yazıyormuş 8 milyon euro. Hadi kurtarın. <laughs> ya böyle bir şey olsa transfer yasağı, puan silme cezası bir de mecbur uygularlar. Eskiden Galatasaray'ın koruma kalkanı vardı. Şimdi yani o kalkan da yok. Harbi söylüyorum kalkan da yok. Niye? Dursun Özbek yüzünden. Ali Koç yüzünden. Ya benim aklıma var ya şeytani şeytani iki tane plan geliyor. Ben içimde tutmayı çok seven bir adam değilim. Dışımdan söyleyeyim. İki tane şeytani plan söyleyeyim size. Aklınız durur. Yemin ediyorum aklınız durur. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Gerçi aklınızda yemin ettim durur diye ama. Ya iki tane ben size plan söyleyeyim. Şeytani plan. Şeytani plan bir. Ali Koç'u gazlayıp, Dursun Özbek Ali Koç'u gazlayıp, Hadi çekelim sağdan. Hadi çekelim sağdan deyip sağdan çekildi takımla. Sonra da direkt Cumhurbaşkanı'nı arayıp Ali Koç'u şikayet ettiğini düşünün. Bu bizi gaza getirdi. Biz yapmayacaktık. Biz öyle şeylerle işimiz olmaz. Atatürk neymiş falan filan deyip o da senin aklın yok mu dursun. Ey dursun. Ya senin aklın yok mu ya? Sen çocuk musun ya? Dediğini düşünseniz bir. Senaryo bir bu. Olur mu? Böyle bir şeyin ihtimali var mı? Bence var. Niye olmaz? İkinci ihtimali söyleyeyim. İkinci şeytani plan. Aklınız duracak. Aklınız. Dursun Özbek bazı yetkili abilere tabi siz bizim vergilerimizi silin. Geçmişte de yapmadınız değil. bize kaynak üretin deyip sonra da red cevabını alınca öyle böyle belki görüşeceğim sizinle deyip hadi Ali Koç sahadan çekilelim. Sen tam Atatürkçüsün falan. Hadi oğlum çekilelim sahadan. Görsünler bakalım Anya'yı Konya'yı Fenerbahçe'yle Galatasaray'ın gücünü gösterelim deyip sonra da baktı ki iş tersine dönüyor. Troller, Whatsapp, çete, ekip Kurbanlar hadi. Ali Koçu çöpleyin. Yüklen Ali Koça. Fenerbahçeliler olarak biz Ali Koçu yerin dibine de sokarız, eleştiririz de. Sıkıntı. Ben Ali Koç'un um, bizzat kendi telefonuna da eleştirimi de gönderebilirim. Bu kadar müthiş bir adam, bu kadar eleştiriye açık bir adam. Ancak dışarıdan gelen algılara, kumpaslara Ali Koçu yedirmeyiz. Siz yediğiniz arazi e, şey, e, Riva e, şeylere falan Başka şeylerle karıştırmayın yediklerinizde. Biz Ali Koç'u yedirmeyiz. Ali Koç asla yalnız değil. Ben bir de bir şey söyleyeceğim. Ali Koç'un. Ya sevgili Ali Koç. Ben biliyorum. Bu video sana ulaşacak. Elini ayağını öpeyim. Para zaten gani. Kurban kestir. Fakire fukaraya yoksula dağıt. Deprem bölgesine dağıt. Bak Allah seni çok büyük bir musibetten, çok büyük bir felaketten korumuş, kurtarmış. Kurban kes. Kurban olayım kurban kes. Ya Zaha'yı biz alıyorduk. 1 milyon euronun inadına almadın. 7-7,5 milyon eurolara kadar çıktın. 8 desem belki biz alıyorduk. Elimizde patlıyordu ya. 8 milyon euro. 3 lencan 24 milyon euro. Be, hani 6 6'da imza parası kitle. 30 milyon euro. 30 milyon euro elimizde patlıyordu. Tepeyi alıyordun. Bunu alıyordun. Endon bili alıyordun. 15 milyon euro sırf bon servisi. Tottenham'i de sana kankiştom. Al senin olsun kankiştom diyordu. Totalde 1.30'da o da tutardı. Yıllık ücretine falan. 60. Adamlar Şimanski ile Fred'i alıyordu. Allah sana yol gösterdi. Şimanski ile Fred'e gittin de sen aldın. Yani tövbe haşa böyle bir cümle ne kadar doğru bilmiyorum ama gerçekten Cenab-ı Allah'tan Fenerbahçe'ye bir yardım oldu. Bir iltifat oldu. Bir lütuf oldu ya. ya. Sayın Ali Koç senin yemin ediyorum kurban kesmen lazım ya. Senin kurban kesmen lazım. Şimanski ile Fred'i aldım da Endombili ile Zaha'yı almadım diye senin kurban kesmen lazım. Sen Zaha'yı almadığın dönemde sana Allah tarafından tadiç fırsatı çıktı ya. Allah karşımıza getirdi ya. Kurban olayım artık Fenerbahçe taraftarı ne kadar dua ediyorsa ben de dahil ben bayağı ediyorum yani. Ya Cenab-ı Allah bize öyle ikramlarda bulundu ki yemin ediyorum ya. Ya Zaha'yı aldığını düşün. Burada onun yerine tadiç aldın. İkisinin arasındaki uçurum ben anlatamıyorum. Ama yerin dibine sokma peşindeler. Niye? Fenerbahçe futbolcusu iyi. Ceko'yu aldın. Ceko'yu almak yerine bakan buyu da alabilirdin. Halil Derviş olduğunu da alabilirdin. Ben yerli rotasyonum yüksek olsun. Bak şu ay geçen sene iyi goller atıyordu falan da diyebilirdin. Aradaki farkı görebiliyor musun? Cengiz'de aldın kabul. Herkese göre kaz yani kazık ama ben hissiyim olarak söylüyorum. Hissiyatımdan söylüyorum. Biz İrfan'ı belki 15'e satacağız. Cengiz'i oynatacağız. Belki Cengiz'i 30'a satacağız. Ben hissi olarak söylüyorum. Ha dersen Cengiz tutmayacak. Canın sağ olsun. Yapacak bir şey yok. 15 tane doğru yapıp bir tane yanlış yapıyorsan başım gözüm üstüne. Bir tane bunca yıldır 15 tane karar verip 14'ünü yanlış birini doğru yaptın diye eleştiriyorduk. Varsın 14'ü doğru biri yanlış olsun. İyi de 15 milyon euro çok para. Ben Cengiz için ısrarla söylüyorum. Şiddetle söylüyorum. Bağıra çağıra söylüyorum. Cengiz kendine geldi. Daha da gelecek. Daha da ekleyecek. Daha da ilerleyecek. Ama Endombili bu işte. Saha bu işte. Ziyeç bu. Tete bu. Daha bir de FIFA'dan bir ceza gelirse siz o zaman izleyin. Sayın Ali Koç kurban kesmen lazım. Kurban. Seni kurban paklar. Allah'a şükretmen lazım. Az önce ben bir haber gördüm. Galatasaray eski Fenerbahçe'li Mergin Beriş ile ilgileniyor diye. O kadar mı düştünüz lan? Bizdeyken yerin dibine sokuyordunuz. Çöp möp diyordunuz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben bu kadar haberin arkasında hani dedim ya beyniniz duracak yemin, yemin ettim falan hani aklınızın duracağı senaryo diye. Bence bu senaryoların gerçeklik payı var. Bence Galatasaray batıyor. battı Battıbatıyor.com Bakalım gemiden ilk kim ayrılacak? Zira gemiden ilk fareler ayrılır her zaman batan gemiden. Bunu asla unutmayın. Ee, böyle de bir kural var. Böyle de bir kaide var. Ben şunu söyleyeyim şahsım adına. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu önündeki maçlara bağlı. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu aklı selim davranmasına bağlı. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu taraftarına, yönetimine ve sahadaki adalete bağlı. Eğer Türk futboluna adalet gelirse arka arkaya Fenerbahçe şampiyonlukları izleyeceğimizi herkes biliyor. Herkes biliyor. Offsite'ımsının olmadığını düşünün geçen sene. Çok değil ya. Offsite'ımsı. Fenerbahçe arka arkaya arka 3 maçta haksız kırmızı kart yedi. Konya'ya yenildi. Sivas'ı yendi. Ee, Giresun'a yenildi. 3 haksız kırmızı kartla 6 puanı gitti. Sadece Fenerbahçe bu maçları kazanmış olsa 6 puan farklı şampiyon. Şey, 3, puan farklı şampiyon. Sadece bu maçları kazanmış olsa. Bak derbi kaybetmesine rağmen şampiyon. Adalet bir gün herkes için gerekecek. Ben inanıyorum o adalet gelecek. Ya Galatasaray'daki gelişmeler bunlar. Hocam iyi de bize ne Galatasaray'dan diyen varsa gitsin kumda mı oynuyor? plajda mı oynuyor? TRT çocuk mu izliyor? Ne izliyorsa izlesin. Sonuçta şampiyonluk yolundaki rakibin. Bakın eğer dediğim gibi bu senaryolar doğruysa. Ki bu senaryoların doğru olup olmadığını nereden anlarsınız biliyor musunuz? Şuradan anlarsınız. Arkındaysanız sürekli Ali Koç'a saldırıyor Galatasaray trollleri. Sürekli Ali Koç'a saldırıyor. Biri de çıkıp mertane delikanlı bir şekilde şunu demiyor. Arkadaş. Lig ertelendi bize. Sivas'ta muster olmayacaktı. Karagümrü'nün 3 as oyuncusu olmadı. Ikına ıkına bir sıfır yendik. Karagümrü'nün o 3 as oyuncusu olsa bunlar bizi yense zaten puan farkı 3 ayvayı yediydik. Fener Replasman'la 3 puan geride çıksaydık bunlar bizi hoşaf ederdi. Bizim galibete ihtiyacımız var diye hoşaf ederdim. Diyebilirdi. Ya da çıkıp da arkadaş Ali Koç çekildiyse Dursun Özbek de çekildi. O A ise bu da B diyebilir. Ama demezler. Çünkü Galatasaray kültüründe böyle bir şey ben hayatım boyunca şahit olmadım. Böyle bir kültürleri yok. Eğri eğri doğru ya da ha bu doğrucu davutçuluk kültürü bizde var. Fenerbahçe taraftan da var. İlk de bizde var. Ben hepinizle gurur duyuyorum. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Takipçim olduğunuz için falan filan. Yanımda olduğunuz için ne bileyim 3-5 tane reklam tıklayıp para kazandırdığınız için falan değil. Ben sizi var ya doğru adamın yanında sadece doğru yani doğru konuştuğuna inandığınız için Yanımda olduğunuz için e, alnınızdan öpüyorum. Hep hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Biz buyuz. Biz istesek de yalan konuşamayız. Biz buyuz. Cengiz Ünder'i en çok ben eleştiririm. En çok ben benden ağır kimse. Umut Nayır, Üçüncü forvet olur. İyi oynasa ne, kötü oynasa ne. İş mi düştü Türkiye Kupasına gider, 3 tane golünü atar. Bitti. Batshuayi tehlike anında camı kırınız kırdı. Kayseri maçında ettirik yaptı. Bitti. 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 Bana Ceko'nun hattrick yapıp 3-0 önde olduğumuz maçta girip de 3 tane gol atmasının hiçbir hükmü yok ki. Avrupa maçına çıktı 2 tane birden attı. Bunu geçtiydi. Hatırlayın ya bunları hatırlayın ya. Bana bak şu aynen bunu gerek. Bana o sayı Ligde 2 tane gol var ikisi de galibiyet golü. Bana o sayının böyle gol gerek. Ferdi'nin golü asisti yok. Hiç önemli değil. Avrupa maçında attığı golü hatırlıyor musunuz şöyle plasaya? Enfes dehşetül vahşet. Katkı sunduğu katkı önemli benim için ya. 5-0 kazandığım maçtan sonra, oyuna sonradan girip 4 gol atan futbolcunun bana bir hayrı yok. 0-0 giden maçta girsin, bir tane atsın. 0-0'da bir tane atsın, 1-1'de bir tane atsın, 2-2'de bir tane atsın. Bana 4 tane maç kazandırsın. Biz bunun derdindeyiz. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Zira diğerleri karşı tarafı tutuyor, karşı tarafa yardım ediyor. Bakalım neler izleyeceğiz, neler göreceğiz. Bir beğeni çok görmeseniz de sevinirim. Görüşmek üzere sevgili dostlar.